Oktay Bozkurt, Nuriye ve Semih yoldaşımızı selamlıyoruz. 137. günde onların yanındayız. Ve biz onlar olduğu sürece biz onların her zaman yanında olacağız. Yani hiçbir zaman bırakmayacağız. Ve bırakmayı da düşünmüyoruz. Biz birer adım attık onlar için bir şeyler yapmak için. Yani eminim ki bunu yapabilecek bir sürü insan var çevremizde. Ve onların da bunları yapmasını bekliyoruz. Şu an Türkiye ayakta, medya göstermiyor. Medya bunların bilgisini vermiyor. Hep haber kanalları bunları saklıyor ve biz çok iyi biliyoruz ki Nuriye ve Semih asla yalnız kalmayacak ve Nuriye ve Semih ya asla erimeyecek ve göre göre biz bunun erimesine izin vermeyeceğiz. 137. günde iki güzel insanın hayatta sadece ve sadece çalışırken de daha özgür ve daha güzel bir yaşam istedikleri için yürüttükleri mücadele bu ülkede her birisinin, her bir insanın sunacağı önemli katkılarla bu mücadele büyüyebileceğini düşünüyoruz. Daha önce Alevi kurumların başlattığı, bugün cemevimizde arkadaşlarımızın başlattığı bu anlamdaki açlık grevi bu ülkede bir duyarlılığın bir kez daha yarın geç olmadan yapılması gereken adımdır. Meseleye buradan bakmak lazım ve gerçekten önemli bir kritik süreç. Bu kritik süreçte hepimizin yapabilecekleri en önemli şey belki de birlikte yan yana durabilmektir. Semih ve Nuriye buradan belki şey yapabiliriz, katkı sunabiliriz. Yarın hepimizin ah keşkeleriyle dolu olabilecek bir zaman vardır. Son bir cümle buradan tüm başta Alevi kurumlarına, aslında bu işin esas meselelerinin sahibi olan sendikalara, şöyle ya da böyle işçi sınıfı hareketinde yer edinenleredir. Semih ve Nuriye aslında bir kamu çalışanıdır ve çok ilginçtir kamu çalışanlarının cephesinden 137. güne gelmesine rağmen hiçbir sesin olmaması. Buraya dair bir sözün bulunduğu yerden istenilen düzeyde olmaması. Şafak Kurt, öncelikle direnişte olan, sivil olan Nuriye ve Semih'i selamlıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde KYK'lara karşı direnen emekçileri, onlara destek olan bizleri de selamlıyorum. Çok şeyler yapılabilirdi. Süre çok hızlı geçti. 37. günde, 137. gündeler. Yapabileceğimiz hala daha çok şey var. Bizim için bir adımdı. Bizim için bir dayanışma yükseltmekti. Bunda da umarım başarılı olacağız. Nuriye'yle sevmeyi unutmayacağız. Güzel bir Türkiye'yi, güzel yönetilen bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmek için. Bizler de taşın altına elimizi koyduk. Umarım hep beraber başarılı olacağız.